muhteşem güzellikte destansı manzaralar barındıran Karadeniz bölgesinin tipik özelliklerini taşımakla beraber arazileri engebeli olup bitki örtüsü her dem yeşil ve yaprak döken bitkilerden oluşmaktadır. Gölet sahasını besleyen sular Kozcağız'ın en önemli su kaynağı Kocanaz olarak bilinen Kozcağız çayı kollarıdır. Kozcağız'ın güneyinden doğan çay Kuzeye doğru akmakta, Bartın Nehri ile birleşen bu çay Karadeniz'e ulaşmaktadır. Buradaki su kaynakları saha yerleşim alanlarının oluşumunda önemli unsur olup kentin estetiğine katkı sağlamaktadır. Harika tabiat güzelliklerini barındıran bu sahada bulunan suyu insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirecek en önemli su yapılarından birisidir. Baraj gölü havzası içme ve kullanma suyu, sulama, sanayide faydalanma, taşkın ve sel kontrolü, balıkçılık, rekreasyon, yaban hayatı ve diğer çevresel gayelere yönelik önemli hizmetler sunmaktadır. Orman ekosistemi fazla tahrip olmamıştır. Sağlıklı havzanın üst kısımlarından aşağı doğru toprak içi ve toprak üstünden inen suyun debisi Ormansız haldeki duruma göre daha az fakat akış süresi daha uzundur. Havza alanındaki orman ekosisteminin içindeki ve daha aşağı havza kısımlarındaki bütün canlılar için su kalitesi daha iyidir. Burası suyu temizleyen, iyileştiren mikroorganizmalara en iyi beslenme ve barınma ortamını sağlayan orman ekosistemine sahiptir. Hidrolojik fonksiyona sahip saha ormanları, taban suyunu, akarsu, tatlı su, gölü sularının temiz tutulmasını, su kaynaklarının sürekli ve düzenli olmasını sağlamaktadır. Sahada yüksek rakımlı bölgeler ve dağlık mıntıkalar daha fazla yağış alan bölgeler olarak havzanın esas su üretim alanlarını oluşturuyor. Depolama şartlarından başlayarak suyun kalitesine kadar etkisi olan pek çok sebepten dolayı yukarı havzalar buraya özgü ana su üretim alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanların hakim bitki örtüsü ise genelde ormanlardır. Havza ormanlarına ulaşan yağışın toprağa girmesi, toprak içinde aşağılara sızarak bölge su kaynakları alanlarına ulaşması olgusunda ormanlar önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Saha havzasındaki suyun kalitesi, miktarı ve rejimi üzerinde ormanların etkisi oldukça fazladır. Ormanlar genel olarak aldığı yağışın yaklaşık %40'ını tutarak saha yeraltı suyunu beslemekte, orman dışındaki alanlarda bu oran %14 civarındadır. Bölgedeki ormanlık alanlarda toprak üzerindeki dal ve yaprak gibi artıklardan oluşan diri örtü, yüksek su tutma kapasitesi ile yağış suyunu depolayıp toprağa yavaş ileterek erozyonu önlemekte ve toprağa kazandırdığı gözenekli yapı ile daha fazla suyun toprağa nüfus etmesini ve yeraltı suyunu beslemesini sağlamaktadır. Toprağın absorbe edemediği fazla su ise erozyona sebep olmadan ölü örtünün altında eğim yönünde hareket etmektedir. Bu şekilde toprak altına geçerek yer altı sularına ulaşan yağış suyu dereler ve baraj gölünü her mevsim düzenli olarak beslemekte ve sel oluşumunu azaltmaktadır. Göl havzasında iklim Doğu kesimlerinden kuzeye ve batıya doğru gidildikçe yarı kurak iklimden yarı nemli iklime geçişlidir. Havzanın Karadeniz'e bakan yamaçlarıyla dağların arka yamaçlarında nemli ve yarı nemli iklim tipi hakimken iç kesimlerde yarı kurak iklim tipi hakimdir. Havzada iklim güneyden kuzeye doğru nemli iklimden çok nemli iklime geçişlidir. Göz sahasında nemli, çok nemli ve yarı nemli iklim tipi hakimdir. Aynı zamanda Batı Karadeniz ormanlarını saf veya karışık ormanlar oluşturur. Havzanın %59.9'unu ormanlık alanlar oluşturuyor.